Seni özler doruğur divane gönlüm. Senin için her gün, her günüm ölüm. Yandım hasretinle, savruldu külüm. Çok özledim seni ya Resulallah. Büyüğü engelli, görme engelli yani. Ortancısı normal. Çok ağladım. O zaman hani bir de yaşını verdi. Cahil, ben bunları nasıl yapacağım, nasıl büyüteceğim? Sonra küçüğü de engelli oldu. İyilik yapmayı çok seviyorum. Çocukları yedirmeyi, içirmeyi. Evimi çok seviyorum. Evde temizlik, el işi. Çocukları, torunlarımı giydireyim. Onlara örgü örüm. Hobilerim bunlar. Ne zaman iyilik yaparsan muhakkak o sana geliyor. Hiçbir anne çocuğum engelli diye üzülmesin. Tabii ki en çok annelerin üstünde. Bir kişiye anne hiçbir zaman ağır gelmiyor. Engelli olan annelerin yüreği mangal gibi. Hiç yorulmak bilmiyorum. Hiç de yüksünmüyorum. Allah'a şükürler olsun. Bu benim bağlamam. Çok mutluluktan. Kastamonuluyum. İnebolu'da doğdum. 9 kardeşin. Büyükten sıralarsan 5. kız çocuğuyum. Annem, babam rahmetli oldu. Çok zor tabii ki annesiz babasız ama Allah'a şükürler olsun. 3 tane evladım var. Çok mutlu evliliğim var. Çok da severek aldım. Çocukluğum çok haylazdım. Hiç iş yapmayı sevmeyen bir kızdım. Annem beni şunu yap yapmam, bunu yap yapmam. Benim ablam öldü 22 yaşında. O yüzden ben biraz şımartıldım. Sonra gün oldu, harman oldu. Tabii biz evlendik. Mecbur kaldığımı yapıyorsun yani. Bütün işi de yapıyorum artık. Yaşlılarım, annem babam gibi, gençler kız çocuklarım gibi. Torunlarımı çok seviyorum, aşırı seviyorum. Bir de iyilik yapmayı çok seviyorum. Çocukları yedirmeyi, içirmeyi. Evimi çok seviyorum. Çalışmıyorum, ev hanımıyım. Evde temizlik, el işi. Çocukları, torunlarımı giydireyim. Onlara örgü örüm. Hobilerim bunlar. 3 çocuğum var. Büyüğü engelli. Görme engelli yani. Ortancısı normal. Bir küçüğü yine görme engelli. İlk anlamadım büyük kızımı 5-6 aylıkken. Çünkü arkadaşlarımın bebeği arkasından çıkarken kapıdan bakıyor. Benimki hiç bakmıyor. Hani nasıl olabilir diyorum. Yani kabullenemedim. Çok ağladım. Yani o zamanı hani bir de yaşını verdi. Cahil, ben bunları nasıl yapacağım, nasıl büyüteceğim? Sonra küçüğü de engelli oldu. Psikiyatriye gittim, dedi ki neden, ne istiyorsun, niye isyan ediyorsun? Hocam dedim, iki tane çocuğum var, nasıl bakacağım, nasıl edeceğim? Dedi dur bir dakika, benim iki tane tanıdığım bir arkadaş var. Bunlar Türkiye birincisi. Bunlar hiç sorun sıkıntı yapma dedi. Hakikaten o da bana güzel bir nasihat oldu. Anneler, sakın evlatlarını, ay bu ben nereden doğdu bunu, Allah bana nereden engelli verdi diye cahillik edip söylemesinler. Çünkü bunların bize bir mucize. Hani pandemide evde kaldık. Hepimiz olduk İsmail gibi. O zaman İsmail'i daha çok anlayan oldum. Çok faydasını gördüm. Hani bir iş yaparken, ay ben ona iyilik yaptım da, ay işte hiçbir şeye yaramadı. Böyle bir şey yok. Ne zaman iyilik yaparsan muhakkak o sana geliyor. Yani büyük kızım mesela, okula getirdim ben onu. Üniversite okudu. Tekrar master'ı yaptı. Şimdi bütün geçimimi ne istersem ama her şeyimi makineme, yemek makinesine, robotuna hepsini alıyor. Ha, tabii ki engelli olmayan almıyor mu? Alıyor. Hani benim anlatmak istediğim, gerçekten hiçbir anne çocuğum engelli diye üzülmesin. Hem hayırlılar hem anneye babaya. Allah'a şükürler olsun. İyi bir eşleri de var. Allah onları büyütenlerden Allah razı olsun. Bir de şöyle bir şey var. Çocukları çok seviyorum. Hani hepimiz de bir çocuk büyütüyoruz. Bir çocuk yaramazlık yaptı mı annesinden babasından korkmayacak. Hani onu çözümleyeceksin. Gel yavrum, ne oldu, ne etti? Biz büyükler çocuklarımızı anlamakta güçlük çekiyoruz. Benim torunlarım da var. Çok seviyorum. Allah ömür versin. Allah herkese nasip etsin. Gerçekten en büyük servetim benim çocuklarım.
En büyük kızım adı Çiğdem, ikincisi Özlem. Şimdi biri görüyor, biri görmüyor ya. O zaman bulaşık makinesi yoktu. Birimiz bulaşık yıkacak, birimiz ev süpürecek. Görmeyene sen bulaşık yıkıyorsun. Görene sen evi süpüreceksin. Hani onu hiçbir zaman bir kenara, hani sen görmüyorsun diye oturtmadım yani. O yüzden şimdi bütün işlerini başarıyor. Çok güzel bir gelin oldu. Her şeyini A'dan Z'ye kadar, ceyizini, evini dört dörtlük yaptım. Sonra öbür gün de tabii ki hayırlısı kısmet oldu. İsmail'imizi de evlendiremiyoruz. Çünkü biraz kendimize yetemiyoruz. O benimle olmak zorunda. Zor. Şunu istiyorum. Tüm çevremden. Bir hasta olduğu zaman elinde parası olsa da kendi gidemiyor. Hani istiyorum ki maddi değil. Ne bileyim yani hani ilgilensiz yani. Bir kişiye anne hiçbir zaman ağır gelmiyor. Engelli olan annelerin yüreği mangal gibi. Hiç yorulmak bilmiyorum. Hiç de yüksünmüyorum. Allah'a şükürler olsun. Bu benim bağlamam. Çok mutlulukla. Yani ben isterim. Her engelli okutsunlar. Ardından koşsunlar. İsmail işte demin dediğim gibi evlendirmek istiyorum ama İsmail kendine yetemiyor. Şöyle bir şey. Hani ben bir hasta olayım. Ne bileyim yani evde bir sandalyenin yerini değiştireyim. Ne bileyim ya yani, ortada sıcak tencere bırakayım. Atıyorum hani banyoda bir kesici bir şey bırakayım. Bu benim için yani her an kazadır. Çünkü ben çok dikkatli olmam lazım. Çünkü göz görüp de onun üstüne onu kaldıramaz. Onun üstüne basabilir. Evin çaydanlığı ön tarafa koymam, arka tarafa koyarım. Önemli olan evin şekli. Yani zor yani. Hani zor olarak şöyle bir şey. Bir engelli annesine ama hani gerçekten yüküm çok hafif. Ağır demiyorum. Ama bir hasta falan olduğun zaman hani bir yatıp da böyle uyuyamıyorsun. Acaba İsmail yemek yedi mi? İsmail ne yaptı? Ya bunlar zor. Mesela rahatsız oluyorum, bir yere gidemiyorum. Mesela İsmail beni bekliyor. Atıyorum spor yapacak çocuk. Yani gidip koşamıyor. Ben de dedim oğlum evde yapar. Yani bir şeyler çaresini alıyorum. Biz bir yere gitsek, ben İsmail'le mesela kartım var, gidiyorum. Ama çok önceli kızımı okula giderken bazen gidemedik yani parasız okula. Üniversiteye gitti büyük kızım. Şimdi TRT'de memur. Çok güzel bir yerlere geldi. İki çocuğu var. Evliliği de çok güzel. Oğlumu elim alıp istediğim yere gidebiliyorum. Getiriyorum yani hiçbir şeyden geri kalmıyorum. Mesela biraz içim fazla oluyor. Çok erken kalkıyorum. Yemeklerimi yapıyorum. Temizliğimi yapıyorum. Tabii biz de evliyiz. Akşam oldu mu eşimiz yemek istiyor. Ne bileyim ev düzenli olması gerekiyor. Bir kadının yapacağı iş o. Yemeğimi yapıyorum. Hiç günümden, gezmemden geri kalmıyorum yani. Bir arkadaşından bir yere gittik. Bir nikaha gittik. Bunu hiç unutmuyorum. O zaman arabamız da yok. Ortanca kızım çalışıyor. Çiğdem İsmail. Biz nikaha gittik. Sonra arkadaşların işi çıktı. Kaldım orada. Sarıyer'de. Dedim Şahide, sen çocuklarını iki değil dört tane de olursa getirirsin. Aldım bir tanesini. Bunu da elime aldım. Bildim Sarı, biz Baltalyaman'da oturuyorduk. Sarıyer'den eve. Bunu hiç unutmadım. Bu bana çok ağır geldi. Her anne çocuğun peşine gidebileceği kadar gitsin. Ben Çiğdem'in peşine çok gittim. İsmail'de 5 sene gittim. Hatta müdürle konuştuk. Müdür beyefendi dedi. İsmail'i dedi artık göndermeyelim ortaokula. Çünkü dedi yani ben zaten çocuğumu az çok anlıyorum. Çok şükür yemeğini yiyebiliyor. Elini, ekmeğini ağzına götürebiliyor. Banyosunu, namazını kılıyor. İsmail gittikçe kendini açtı yani. Abla da çok destek oldular gerçekten. Demin duygulandım ya. Şöyle bir şey. Hakikaten bir hasta olduğum zaman hayat duruyor benim için yani. Çocuklarım için duruyor. Var elin paran da olsa bir şey yaramıyor. Sen berbere gidecek. Sen getiriyorsun. İşim çalışıyor. Zaten hafta sonunda zaten bir gününde ona kalıyor. Benim zaten evde işim yok. Artık çocuklara, torunlara bakmıyorum. Anne Şidem de evde çocuklarına bakabiliyor. İsmail'cim yardım oluyor mesela onu getir bunu getir. Mesela komşuya şunları biliyor İsmail.
Hangi katta biri var, hangi iletişimi güzel İsmail'in. Herkesine şunu komşuya ver, komşu sana bunu getirsin, ablaya bir şeyler getirir. Aşağıya iner, mesela kapının önüne iner. Kızlarıma gidiyorum, onlar bana geliyor. Mesela aşağıya gidiyorum arkadaşlarımla, İsmail'le AVM'ye çıkıyoruz. İsmail'i bazen arkadaşlarına getiriyorum. Berbere, o, bu. Zaten yemeği, çamaşırı, ütüsü anca oluyor. Arkadaşları, tanıdık arkadaşların belli oluyordu. Zaten top alıyorum. Öyle topun içinde bir şey, boncuk bir şey var, çıngırtaklı top. Mesela İsmail'le oyun oynarken, top oynarken İsmail buradayım, bana vur, bana at, ona at. Hani ses çıkartarak. Hani normal bir insan koşup da gidip topu atıp da oradan oraya koşamıyor. Tabii ki bir fark oluyor yani. Zor oluyor tabii ki. Normal bir çocuk koşa koşa top oynayamıyor mesela, seksek oynayamıyor ama kendi bilindiğince yine mesela bir org çalıyor. Okul 5'ten sonra, 5. sınıftan sonra kendiliğinden çok namaza yöneldi. Kendini onunla meşgul etti. Namaza gidiyoruz. Burada herkes tanıyor sağ olsun. Herkes getiriyor İsmail Camii'ye. Önce ben getiriyordum. Annelere değil babalara da söylerim. Babalar da eşlerine yardım etsinler. Bunlar çünkü iki ebeveynin çocukları. Hani bir kişinin bir başa kaldı mı gerçekten yükü ağır oluyor. Tabii ki babalar dışarıda çalışıyor. Mesela yoruluyor. Annenin işi daha çok. Yıkaması, ütülemesi, çocuğunu okula getirmesi. Ne bileyim yani bir yeri dolaşır, bir yeri kırılır, bir şey olur, o olur, bu olur. Şöyle bir şey. Görmeyen bir insana ay vah vah demeyeceksin. Her yaptığı işte takdir edeceksin. Zaten takdir ettiğin zaman bu başarıya ulaşıyor. Mesela karşıdan karşıya geçerken otobüste çok kişi yer vermiyor. Sen çocukla duruyorsun böyle. Ha istiyorum, görmeyen bir insan zaten hani en azından ya yaşlı gibi, yaşlı değil de yani bir otursun yani bir yer verelim yani birbirimize bir yardımcı olalım. Tabii ki biz büyük kızla aynı binadayız. Hemen yan tarafımda yine kızımın binası var. Üçümüz her gün bir yerdeyiz. Her gün. Allah razı olsun eşlerinden, annelerinden, babalarından. Son olarak şöyle, gençleri çok sevelim. Gidiyorum bir arkadaşıma, çocuğu ergenlik çağında, biraz asi. Diyorum ki sen yaparsın, sen çok yakışıklısın. Hiç kimse kimseyi yargılamasın, sen böylesin, sen böyle. Ama hiçbir evlat yola gelmeyecek diye bir şey yok. Sen bunu yapamazsın, sen kötüsün, sen yapamazsın, böyle bir şey yok. Her insan, her yaşta övgüye ihtiyacı var, benim bildiğim kadar. Sevilmeye ihtiyacı var. Hele ki yeni yetişen çocuklarımızı. Sen bunu yapamazsın, sen şunu yapamazsın. Mesela telefon kullanıyoruz. Çekip çocuğun elinden telefonu alıyorsun. Yapmayacaksın onu. Bu sana biraz zararlı. Biraz bana yardım eder misin? Senin yaptığını ben çok seviyorum. Şunu beğeniyorum, bunu ver, atıyorum mesela. O çocuk zaten inanmıyor sana. Kırmızı seviyorum, pembe. Sarıyı çok seviyorum. Zaten koridorda birazdan bakarız. Onu gittim çok beğendim sağ olsun. İkinci damadım yaptı. Dekorası o yaptı. Çocuklarım zaten önde geliyor. Onlar ben ne seversem onu... Musluğum değişik olsun mesela. Ben 6 ay bekledim. Arıtmayla musluk aynı olsun diye. Sarı alacaktım. Yoksa takardım yani normal musluk. Zaten ben bu evde yaşıyorum. Benim fazla bir şeyim yok. Durdum ev biraz... Hani ben akşama kadar bu evde yaşıyorum. Musluk ayrı olacak. Mesela kardolabım ayrı olacak. Ne bileyim yani tabaklarım yine değişik özel olacak. Seviyorum yani. Bardaklarım böyle sarı olsun istiyorum. Ondan sonra bir de el iş yapmayı çok seviyorum. İğne öğüsü, el ipiydi böyle. Çekici çok seviyorum. Hani bir atıyorum, bir havlu yapayım, bir arkadaşa, genç kıza bir hediye verim. Yani bu. Hediyelerini çok seviyorum. Yeni evlenenlere bir sepet yapıp göndermeyi, yeni çocuğu olan insanlara, bu benim büyük zevkim yani.